Line TV Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 2 Kasım günlerden pazartesi. Line TV ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. İzmir'de meydana gelen depremin ardından mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ kurtarıldı. İdil'den sonraki mucizenin adı Elif. Üstelik daha 3 yaşında. Yavaş! Hani arkadaşlar UGT sinirli çekiliyorsunuz. 3 yaşındaki Elif enkazdan 65 saat sonra çıkarıldı. Depremin en çok hasara yol açtığı İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında çalışmayı yürüten arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Elif bebeği işte böyle kurtardı. Elif'in dedesi ise duygu dolu anlar yaşadı. İyi hissediyorum ben. Çok mutluyum ben. Bundan büyük bir mutluluk olamaz. Sağ ol. Elif bebek enkaz altından yaralı kurtarılan 106. kişi oldu. Hani arkadaşlar UGT sinirli çekiliyorsunuz. Depremin 58. saatinde bir sevindirici haber daha gelmişti. 14 yaşındaki İdil Şirin isimli genç kız enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Depremin 58. saatinde bir kurtuluş daha gerçekleşti. 14 yaşındaki kız alkışlarla kurtarıldı. Çok güzel. 14 yaşındaki İdil Şirin, Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah Apartmanı'nda yaşarken depreme yakalandı ve 58 saat orada yaşadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yıkılan barış sitesi enkazı çalışmalarındansa duygulandıran bir ayrıntı ortaya çıktı. 62 yaşındaki Emine Eren'i kurtaran zabıta müdürü Ercan Temel, yaşlı kadının 14 saat boyunca yaşamını yitiren torunu Çınar'ın elini tuttuğunu söyledi. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki çocuk kurtarılmayı beklerken o anları cep telefonuyla böyle kaydetti. Enkaz altında tam 10 saat geçirdi ve o 10 saati cep telefonuna kaydetti. Bunlar da o anların görüntüleri. Oldayım Ahmet, beni kurtarsınlar. İzmir'deki Doğan Apartmanı enkazından çıkarılan Günay Özışık 10 saat enkaz altında kaldı. 15 yaşındaki çocuk evde kuzeniyle beraberdi. Anne, abisi ve babası dışarıdaydılar. Biz hastanedeydik babam, abisiyle ikimiz. Babası da işteydi. O gün o evdeydi. Sonra kuzeni gelmiş yanına. O Ahmet, onunla beraber evdelerdi. Günay Özışık şimdi tedavi görüyor. Kuzeni Ahmet'in de durumu iyi. İzmir'de yaşanan depreme sınıfta yakalanan öğrencilerin soğukkanlı davranışları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ne panik yaptılar ne de zorluk çıkardılar. İzmir'de meydana gelen depreme sınıfta yakalanan öğrenciler bilinçli davranışlarıyla takdir topladı. Anaokulunda uyuyan minikler öğretmenler tarafından kucağa alınarak dışarı çıkarılırken daha büyük öğrencilerse sıraların altına girerek cenin pozisyonu aldı. Deprem sırasında İzmir'deki dükkanlardaki cansız mankenlerin sallanarak yere düşmesi ise sallantının şiddetini gözler önüne serdi. İzmir'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir yandan hala insanların enkaz altında olma ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da bakanlar deprem sonrası süreci ayarlamaya çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı bugün basın toplantısında bir araya geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nde İzmir depremi ile alakalı basın toplantısı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı, deprem bölgesinde binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldığını ve depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz tüm alanlarda acil yıkılacak, ağır hasarlı olan binalara ilişkin yıkım süreçlerini hızlı bir şekilde başlatacağız. Alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira
eşya yardımı yapacağız. Yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı. Çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa da bunları da yine muhtarlarımız aracılığıyla bizlere iletebilirler. Anında gün içerisinde bu ihtiyaçları gideriyoruz. Bakan kurum 1000 kişilik konteyner kent kurulacağının da müjdesini verdi. Geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent kuruyoruz. Bu konteyner kent altyapısıyla, içindeki sosyal donatılarıyla inşallah 20 gün içerisinde AFAD Başkanlığımızca tamamlanacak ve hemen Bayraklı'da enkaz alanlarımızın hemen yanında vatandaşlarımız bu konteyner kentten de faydalanabilecekler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 milyon lira yardım ödeneği AFAD'la Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilecek. Aynı zamanda hasar tespit çalışmalarında öncelik çocukların bulunduğu yerler olacak. İnşallah bugün bir 5 milyon daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanda da bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak da güncelleyeceğiz. Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın tarafından öncelendi. Dolayısıyla hasar tespitini tamamlamış, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri. Tarım ve Orman Bakanı ise enkaz kaldırma faaliyetlerinden ve kentte su sağlayan baraj ve göletlerde sıkıntı olmadığından bahsetti. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin takibi yapılıyor. En iyi şekilde yapılıyor. Hakikaten AFAD belki de dünyada en profesyonel şekilde bu işi götürüyor. 30 ilçede bizim hayvanlarla ilgili bir telefimiz yok. Ağır ahıllarda bir telef yok. Tarım alanlarında genel bir zararımız yok. Seferihisar açıklarında olduğu için balık çiftliklerinde genel bir problemimiz yok. Tabii ki batan, hasar gören, başta balıkçı tekneler olmak üzere bunlarla da ilgileniyoruz. En önemlisi tabii ki 11 baraj ve göletimizde problem yok. Bunların hepsinin kontrolleri sağlandı, kontrolleri bitti. İzmir'deki yıkıcı depremin ardından enkaz bölgelerinde umutlar hala devam ediyor. Büyük hasar gören Barış Apartmanı'nda depremden 3 gün sonra 8. kattaki pencereye yanaşan kedi Minnoş için kurtarma ekipleri harekete geçti. Aynı zamanda Naz isimli başka bir kedi için ağır hasar gören başka bir apartmanda da sahibi ağlayarak yardım istedi. Depremden 3 gün sonra vinçlerle ayakta duran Barış Apartmanı'nın penceresine yaklaşarak hayatta kaldığını gösteren ev kedisi Minnoş, sahibinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. Öylelik yani ama çok mutluyum. Böyle hele onu da böyle görünce daha da bir sevindim. Görevlileri görünce korkup içeri kaçan kedi için dakikalarca uğraşan ekipler, kediyi kurtarmak için sahibi Aynur Turhan'ın sesini kediye telefonla dinletti. Minnoş! Minnoş acıktın mı? Gel mama. Hadi gel. Minnoş, mama, hadi gel mama. Kedisinin yaşadığını görünce çok sevindiğini anlatan Aynur Turhan, öncelik insan dedi, kedisinden hiç bahsetmedi. Şu ana kadar kedimden hiç bahsetmedim. Neden? Çünkü öncelik insan, komşuların canı önemli. Onlar çıkıncaya kadar ben kedimden bahsetmedim. Onlar dile getirdiler sağ olsunlar. Öylelik yani ama çok mutluyum. Böyle hele onu da böyle görünce daha da bir sevindim. Bu ayrı bir duygu yani ben diğer ölen komşularımızın çocukları için çok 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 üzüldüm. Pencereye mama konulmasına rağmen aşağı inmeyen kedi için son olarak perdeler birbirine bağlanıp aşağı sarkıtıldı. Ancak yapılanlara rağmen Minnoş bir türlü bulunduğu yerden çıkartılamadı. Başka bir kedi içinse kedinin sahibi gözyaşları içinde yardım istedi. Ben durduğu anda kızımı Nazlı'mı alayım ve çıkayım. Aradım. İlk aklıma gelen şey pusetini aldım ve çıktım. Aradım yok, saklanmış. Bir yere saklandı büyük olasılıkla. Kedisinin 3 gündür aç ve susuz olduğunu söyleyen Seval Çayırpınar, bina ağır hasar aldı. İçeri giremiyoruz. Kedim daha fazla bu şekilde dayanamaz dedi. 4 yıldır benimle birlikte. Kurtarılmasını istiyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen yavrumu kurtarın. Lütfen. Komşularımızın zaten yasını tutuyoruz, o ayrı. Şuradakilerin yasını tutuyoruz, o da ayrı. Ama kızımın da acısını görmeyeyim.
Gizem depremden 7 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Köpeği Ares ise mucizenin diğer bir adı oldu. Enkazdan tam 58 saat sonra kurtarıldı. Depremde enkazın arasından sadece insanların kurtarıldığı haberleri gelmiyor. O enkazın altında sıkışıp kalan hayvanlar da var. Ares gibi. İzmir Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalarda bir mucize daha oldu. Enkazdan kurtarılan gizemlilerinin köpeği Ares de tam 58 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Gizem büyük bir heyecanla enkaz alanına ulaşarak bu mucizeye tanık oldu. Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde pek çok insan enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda hayvanlar da vardı elbette ve o hayvanları da canlı çıkarmak için ekipler ellerinden geleni yaptı. Bu deprem bizlere bir kez daha gösterdi ki hem kendimizi hem de hayvanlarımızı depreme hazırlamak oldukça önemli. Evinde hayvan besleyen vatandaşlar deprem anında hem kendilerini hem de artık ailenin bir ferdi olan hayvanlarını korumak istiyor. Bunu sağlayabilmek içinse deprem bilincinin daima olması gerekiyor. Güvenli alanı önceden onlara oluşturmak ve belki hep aklımızda tatbikatı yapmak lazım. Hep düşünmek, böyle bir şey başıma gelirse önce hangisini yaparım, önce nasıl bir plan izlemeliyim diye. Yani deprem tatbikatının içerisine evdeki hayvanları da koymak lazım. Tabii bu kedi olabilir, köpek olabilir, kuş olabilir, tavşan olabilir. Enkazın altından hepsinin çıkartıldığını gördük. Türkiye büyüklü küçüklü depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Depremden önce bazı hayvanların deprem olacağını hissettiğine de inanılıyor. Kedilerin ve köpeklerin birkaç saat öncesinde sürekli etrafta kaçıştıkları, panik oldukları, kedilerin miyavladığı, köpeklerin ise sürekli havladığını anlayabiliyoruz. Bu noktada bizden önce belki fark edebiliyorlar. Çünkü altta yatan sismik değişiklikleri, yer kabuğunun seslerini, hareketleri, barometrik değişiklikleri bizden çok daha iyi bir şekilde algılıyorlar. İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından çıkarılan hayvanları kaydetti ekipler. Her biri korkmuş, her biri acı çekmişti. Evimizdeki canları depremde hasar görmeden ya da en az hasarla kurtarabilmenin bir yolu var elbette. Eğer köpeğiniz varsa biraz daha aslında şanslısınız. Çünkü sizi tamam çok belki korkacak, çok kaygı duyacak ama yine de ilk aşamada sizi dinlemeye çalışacaktır. Hemen göğüs tasmasıyla beraber uzatmasını takıp mümkün olduğunca sizinle beraber aşağı inmesini sağlayabilirsiniz. Kedileri özellikle taşıma kutusuna alıştırmamız gerekiyor. Sadece veteriner hekimlere giderken o kutuyu kullanmamak, onun aslında güvenli bir alan olduğunu kediye anlatmak gerekiyor. Eğer deprem esnasında hayvanımızı yanımıza alamadıysak onun için hayatta kalabileceği kadar su ve mama bırakmak büyük önem taşıyor. Eğer enkaz altındaysa da hayvanın korktuğunu unutmamak gerekiyor. Ama diyelim ki hepsini aynı anda toparlayamıyoruz. Bu durumda en azından kedileri evde bırakıp güvenli bir ortamda tutmakta fayda var. Evde birkaç yere yemek ve su bırakmakta fayda var. En azından 2-3 gün kendisini idare edebilecek şekilde mama bulunmasını, su bulunmasını her zaman için zaten öneriyoruz hasta yakınlarına. Ama mümkün olduğunca sakinleştirici, güven verici bir ses tonuyla yaklaşmak çok faydalı olacaktır. Yine belki hasta yakınının sesinin kaydedildiği, onun gelmesini söyleyen, sakin olmasını söyleyen bir ses kaydıyla yaklaşılması belki kurtarma ekibine biraz daha güvenle yaklaşmasını sağlayacaktır. Depremin ardından fırsatçı ev sahiplerinin kira fiyatlarını arttırdığı iddia edildi. İddia kentin Karşıyaka ilçesinden. İzmir Karşıyaka'da depremi fırsat gören ev sahiplerinin kira bedellerini arttırdığı iddia edildi. Depremde evi hasar gören ya da yıkılan vatandaşlar kendilerine ev aramaya başladı. Ancak fırsatçılık burada da ortaya çıktı. Depremzedelerin ihtiyaçlarını fırsat bilen bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını yükselttiği iddia edildi. Bazı fırsatçılar fiyatlarını da yükseltmeleri gitti. Belli bölgelerde özellikle. Fakat biz emlakçılar olarak karar aldık zaten. Fiyatlarını yükselten mülk sahipleriyle şu anda çalışmıyoruz.
Karşıyaka'da emlakçılık yapan Kezban Balta, depremde en az hasar gören noktalardan olan Karşıyaka'da 500 lira kira artışı olduğunu söyledi. Daha çok tabii Karşıyaka bölgesi taraflarında fiyatlar yükseldi. Çünkü Bayraklı, Bornova bölgesi bayağı bir hasar gördü. Karşıyaka bölgesinde daha az ve daha yeni kentsel dönüşüm aşamasından geçen bina, yeni binalar var. 1000 lira olanlar 2500 lira, işte 1500 olanlar 2000 lira yükseltmeye çalışıyorlar. Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Su Kavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev şehit oldu. Su Kavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken asker şehit oldu. İlkin Ferzeliyev, 4 Ekim'de Ermenistan'ın işgalinde olan Su Kavuşan'ın işgal altından kurtarılmasından sonra bayrağı gururla böyle dikmişti. Şehidin Terte'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit olan oğluyla olan son konuşmasını anlattı. Acısı taze baba, oğluna bayrağı dik ama lütfen hayatta kal dedi. Ata bu bayrağı takacağım. Dedim tak, o senin hakkındı. O senin borcundu. O senin şerefinde. Ama tak ki sağ kalasın. Torpaklarımızı azat etmek için. Gazze ile Mısır arasında bulunan ve geçişlerin sağlandığı tek yer olan Refah sınır kapısı çift yönlü açıldı. Sınır kapısı Mart ayında Covid-19 yüzünden kapalıydı fakat sadece 4 günlüğüne açıldı. Gazze şeridine giriş çıkışlar aslında 7 sınır kapısından yapılıyor. Fakat biri dışında diğer 6'sını İsrail kontrol ediyor. Tek olan sınır kapısı ise Refah sınır kapısı. Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısı Mart ayında Covid-19 salgın önlemleri kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı. Çift yönlü olarak sadece 4 günlüğüne tekrar açıldı. Gazze'deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığı ve yolcu otobüslerinin de hareket ettiği yazıldı. Sadece 4 gün sürecek giriş çıkışlar için vatandaşlar kapının olduğu bölgede kalabalık oluşturdu. Bursa'da bir yolcu metro içerisinde birbirine sarılan çifte tepki gösterince kavga çıktı. İtişmelerin yaşandığı kavga cep telefonuyla kaydedildi. Metroda sarılan çifte tepki gösterilince kavga çıktı. Bursa'da metroda birbirine sarılan çifte erkek yolcu tepki gösterdi. Yolcunun kötü örnek oluyorsunuz, birbirinize girmişsiniz sözleri üzerine taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul Avcılar'daysa bir metrobüsün içinde bıçaklı kavga görüntülendi. Korkunç kavgada bir adam arkadaşları tarafından bıçaklandı. Arkadaşların tartışması kanlı bitti. İstanbul Avcılar'da bulunan metrobüs durağında Cuma isimli adamla 4 arkadaşı arasında bir tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmada arkadaşları Cuma isimli adama bıçakla saldırdı. Metrobüs durduğunda kendini dışarı zor atan adamı arkadaşları bir süre kovaladıktan sonra peşini bıraktı. Yaralanan Cuma hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Tekirdağ Çorlu'da 9 yaşından beri 9 yıl boyunca akrabasının istismarına uğrayan Emre, geçen yıl Nisan ayında kendi canına kıymıştı. Tutuklu yargılanan akraba hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre isimli genç, 29 Nisan 2019'da kendini 15. kattan aşağı atarak yaşamına son vermişti. Ölmeden bir ay önce ailesine istismarı açıklayan Emre, akraba Tarhan'la yüz yüze gelerek istismarla ilgili konuşmuş ve bu konuşmayı ses kaydına almıştı. Elindeki kayıtla Tekirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş fakat bu dilekçe Emre'nin ölümünden sonra işleme koyulmuştu.
Emre'nin anne ve ablalarıyla Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşmada savcı 68 yaşındaki sanık Tarhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Duruşma 16 Kasım'a ertelendi. Sayın savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Karar celsesinde sanığın hak ettiği en ağır cezayı alacağına inancımız tam. Dilerim bu dava birçok istismar davasına emsal olacak bir kararla sonuçlanır. Ağırlaştırılmış müebbet alsa da hiçbir şey Emre'yi geri getirmeyecek. Ama bu bile Emre'nin artık daha rahat uyuması için bir nebze onu rahatlatacak, bizleri de rahatlatacak. Ve istismara uğramış diğer çocuklar için ses kaydı ve Emre'nin yaşamış oldukları onlara da yol olacağını düşünüyorum. İstanbul'da yaşlı bir adam denize düşen oltasını almak isterken hayatını kaybetti. Önce denize düştü, sonra öldü. İstanbul Bakırköy'deki bu sahilde balık tutmaya giden bir adamın oltasına ait şamandıra koparak denize düştü. Onu almak üzere eğildi. Ayağı kaydı, denize düştü. Vatandaşlar onu çıkardı. Ancak hastanede yaşamını kaybettiği belirlendi. Elimden geleni yaptım ama ben de yoruldum. Siz boğulurken gördünüz? He, boğulurken gördüm, daldım abi peşinden. İşte beraber çıkarttık ama ben de yoruldum. Suriyeli de zaten dilimi anlamıyor. Başını kaldır falan diyorum ama olmadı. Burdur'da fasulye tarlasında çalışan genç bir kadın elbisesini traktörün dönen şaftına kaptırdı. Genç kadın elbisesi yüzünden şafta sıkıştı ve feci şekilde can verdi. Tarlada çalışırken giydiği elbisesi traktöre takılınca feci bir şekilde can verdi. 31 yaşındaydı Kıymet Ak. Burdur'un Halıcılar Köyü'nde tarlaya çalışmaya gitti. Fasulye tarlasındaki damlama sulama sistemine ait boruları traktörün arkasındaki şaft yardımıyla toplamaya başladı. Küçük bir dikkatsizlik ne yazık ki Kıymet Ak'ın canına mal oldu. Traktörden inerken genç kadının elbisesi traktörün arkasında dönen şafta takıldı. Hareket halindeki araç elbiseyle beraber Kıymet Ak'ı da sıkıştırdı. Yakınları kadını kurtarmaya çabalasa da sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İnegöl'de karşı şeritten gelen otobüse çarpan otomobil ikiye bölündü. Araçtan fırlayan iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ise seyir halindeki cip aniden yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Kontrolünü kaybetti, otobüse çarptı. İkiye bölünen araçtan fırlayan iki kişi hayatını kaybetti. İnegöl'de meydana gelen kazada otomobil kontrolünü kaybederek karşı şeritten gelen otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan iki kişi araçtan fırladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşlar hayatını kaybetti. Yanan cip de Osman Gazi ilçesine kayda geçti. Yangın seyir halinde olan cipi motor kısmında çıktı. Araç sürücüsü cipi kenarı çekip aşağı indi. Alevler cipin ön kısmını tamamen kapladı. Yangını görenler itfaiye haber verirken bir yandan da vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Bursa'da beton mikserine tutunan iki bisikletlinin tehlikeli yolculuğu bir sürücünün kamerasına yansıdı. Bursa-Ankara çevre yolu 11 Eylül bulvarında beton mikserine tutunup ilerlemeye başlayan iki bisikletli yürekleri ağızlara getirdi. 50 kilometre hızla giden mikserin arkasında canlarını hiçe sayarak tutunan bisikletlileri gören otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bursa'da polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2,5 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Kısa süreli teknik ve fiziki takibin ardından zanlının evine baskın yapıldı. Aramalarda 2,5 kiloya yakın kimyasal uyuşturucuyla uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir yalıdaki Cadılar Bayramı Partisi'ne polis koronavirüs baskını yaptı. Covid-19 pandemisi yokmuş gibi kostümleri giyip Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldılar. İstanbul Beşiktaş'ta bir yalıda gerçekleştirilen Cadılar Bayramı Partisi'ne polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye 270 kişi katılırken polis ekipleri her davetliye 930 lira para cezası kesti. Yalıyı terk edenlerin yüzlerini saklamaya çalıştığı görüldü. İstanbul Bahçeli Evler'de dün de ekranlarınıza getirdiğimiz bir patlama meydana gelmişti. Bu patlamada Fatma Mavi isimli genç kadın can vermişti. Aslında öyle olduğu düşünüldü. Fatma Mavi'nin ölümünün korkunç bir cinayet olduğu ortaya çıktı. 1 Kasım'da İstanbul Bahçeli Evler'de bir apartmanda patlama meydana geldi. 31 yaşındaki genç kadının cansız bedeni çıkarıldı apartmandan. Fatma Mavi'nin patlamadan dolayı öldüğü düşünüldü. Fakat korkunç gerçek ortaya çıktı. Şirinevler mahallesindeki apartmanın 2. katında meydana gelen patlamada itfaiye ekipleri Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. Asayiş Büro Amirli ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili çalışmaları derinleştirdi. En sık görüştüğü kişi olan ve elleriyle kollarında yanıklar bulunan Ergin isimli şüpheliyi gözaltına aldı. İfade veren şüpheli, başka bir kadın yüzünden Fatma ile aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Arkadaşıma benzin aldırdım ve benzini dökerek evi ateşe verdim dedi. Fatma'nın ölümünün kaza olduğunu düşünen ailesi, Fatma'nın cinayete kurban gittiğini yeni öğrendi. Ya diyecek bir şey yok. Canice bir olay olmuş. Boğulma var. Yakma var. Ne bileyim artık, psikopat mıdır nedir bilemiyorum. Cezasını çekecek. Evet. Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Test sonucu pozitif çıktı, 10 günün ardından taburcu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 gün önce Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu. Her şey kontrol altındaydı. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Açıkçası tedavi süresince bizleri arayan herkese, bütün vatandaşlarımıza iyi dileklerini ileten bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. İmamoğlu 4 günde evde karantinada kalacağını açıkladı. Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ise bilinci yerine geldi. Başkan Böceğin durumunun iyi olduğu kaydedildi. İstanbul'da ilginç görüntüler kayda geçti. 3 hırsızlık şüphelisi kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı ve yakalanmamak için cadde ortasında soyundular. Abi bunlar hırsız. Sokak ortasında bir anda soyunmaya başladılar. Amaçsa gözaltına alınmamak. İşte kale saldırı hırsızlık yaptıktan sonra soyunuyorlar. Bekçiye saldırıyorlar. İşte görüyorsunuz. Görüntüler İstanbul Güngören'de kayda geçti. Bir mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edildi. Mağaza çalışanlarıyla 3 kadın arasında tartışma yaşandı, duruma güvenlik görevlileri el attı. Daha sonra hırsızlık şüphelisi bu 3 kadın güvenlik görevlisi ve bekçilerle tartışmaya başladı. Gözaltına alınmamak içinse sokak ortasında soyundular. İşlerinden biri de hamile olduğunu iddia etti. Çevredeki vatandaşlardan birinin de 60 yaşında hamile kadın mı olur dediği dikkat çekti. 60 yaşında hamile kadın mı olur lan? Allah Allah! Abi bunlar hırsız. Bekle. Trafiği de birbirine kattılar. Bir koca dehşeti daha İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Öner isimli zanlı tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken kocası ise gözaltına alındı.
iddiaya göre nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından Öner isimli adam mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. Pakize isimli kadınsa eşine karşı koymaya çalışmasına rağmen bıçaklanmasına engel olamadı. Olay İstanbul Esenyurt'a bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öner isimli zanlıysa olay esnasında eşi Pakize'nin karşı koymasıyla kendisini de yaraladı. Ayakta yapılan tedavinin ardından zanlı gözaltına alındı. Samsun'da bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada ikiye ayrılan otomobilden sürücü Muhammed Taş mucizevi bir şekilde sağ çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp ikiye ayrılan bu otomobilden sağ çıktı. Samsun'dan Ordu istikametine giden iki otomobil çarpıştı. Kazada Fatihiyem kontrolündeki araç takla atarak karşı şeride geçti. Muhammed Taş yönetimindeki otomobil ise aydınlatma direğine çarpıp ikiye ayrıldı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan her iki sürücünün de sağlık durumları iyi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla başlatılan Dağ Yenice projesinde ihaleyi kazanan firma çalışmalarını hızlandırdı. Doğa turizmin gözdelerinden olacak Dağ Yenice'nin 19 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Dağ Yenice'yi doğa turizminin yeni merkezi haline getirecek projesi hızla ilerliyor. Hafta sonları piknikçilerin akınına uğrayan ve özellikle kampçıların tercih ettiği Dağ Yenice'nin turizme kazandırılması için ihaleyi kazanan Rota 16 firması, su sporları alanı, birçok farklı aktiviteyi barındıran macera parkı, çadırlı ve karavanlı kamp alanları gibi hizmetleri kısa sürede hayata geçirdi. Dağ Yenice'de proje alanını gezip proje ortaklarından bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, sürecin hızlandırılacağını ve 19 Mayıs'ta hizmete açılacağını söyledi. Nilüfer ilçesine bağlı Dağ Yenice Gölü etrafında 300 dönümlük bir alan burası. Bu alanda hem Bursa halkının günübirlik olarak kullanabileceği, hem Bursa'dan hem de dışarıdan, yurt dışından hatta gelecek misafirlerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu bölgede açıkçası bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluşturuluyor. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki açıldığı andan itibaren eski halini biliyorsunuz. Sahipsiz, gelişi güzel, çöplerin, atıkların, şişelerin sağa sola gelişe güzel bırakıldığı bir ortamda doğa muhafaza edilerek ve beraberinde ahşap özellikle ön plana çıkarılarak çok güzel bir ortam burada hazırlanıyor. Her yaştan vatandaşımızın, her yaştan turistin kendini rahatlıkla eğlendirebileceği, dinlendirebileceği, suyla beraber bütünleşeceği bir ortamlı bir aktivite alanı oluşturduk. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ilk yapay kalp nakli gerçekleşti. Başarıyla geçen ameliyat yaklaşık 3,5 saat sürdü. Bursa Uludağ Üniversitesi organ naklinde önemli bir adım attı. İlk yapay kalp naklini başarıyla gerçekleştirdi. 2019 yılı Aralık ayında Sağlık Bakanlığı'ndan kalp nakli yapabilmek için yetki belgesi alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi ilk yapay kalp naklini gerçekleştirdi. Hastamız şu anda sağlıklı. İnşallah bundan sonraki aşama kadavradan canlı kalp naklini yapmaktır. Onun için de birikime sahip bir tıp fakültemiz ve kliniklerimiz var, ana bilim dallarımız var. Ameliyat yaklaşık 3,5 saat sürdü. 2 sene önce başlayan bu yeni dönem hazırlıkları ne mutlu ki bugüne bizi getirdi. Benimle beraber görmüş olduğunuz ve görememiş olduğunuz bir sürü arkadaşım var bu konuda emek harcayan, çaba sarf eden. Suni kalp nakli yapılan Neşe Akdamarsa ameliyatın kendisini iyileştirmeye başladığını ifade etti. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine 19'da görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.